Şimdi bir kere Galatasaray maçından önce yapılmayacak bir değişiklik doğru. Neden? Bugün X bir teknik adamı bulduk, getirdik diyelim. Üçlü oynayan bir takım var şu anda elimizde. Üçlü oynayan bir hocayı bulduk, getirdik diyelim. Kaleciniz Berke. Valencia gibi bir kozunuz yok. Serant'tan sakatlık haberi geldi, durumu net değil. Gustavo yok. Gustavo belirsiz. Yok gibi gözüküyor baktığın zaman. Yani Gustavo belirsiz. belirsiz. Galatasaray maçına çıkacaksın. Zaten sıkıntılı bir süreçtesin. Galatasaray da ligde çok iyi oynamıyor belki ama Galatasaray oynayabilir yanını Avrupa'da gösteriyor. <laughs> Ve deplasmanda oynayacaksın. Yenildin. Yani bana şunu söyleyebilir misiniz? Öyle bir hoca bulacağım ki Galatasaray deplasmandan galibiyetle gelecek. Garanti. Yüzde bin. Var yok mı böyle bir hoca? Böyle bir garantisi olmaz. Böyle bir şey mümkün mü yok? <laughs> Şimdi, PRL ile sonrasında da devam edeceğiz. Sözü önemli. Oraya şart düşerim. Normal bir mağlubiyet olursa eğer yenilirsek de devam edeceğiz. Diye, normal bir mağlubiyet olsa devam ederler. Ama rezil bir futbol ve utanç verici bir skor olursa o zaman işler değişir. Sanmıyorum ki o zaman da Sayın Başkan Pereira'nın arkasında durabilsin. Kaç kaç mesela? 4-0 mesela. Bak rezil bir futbol tamam, olursa diyorum. Tamam. 4-0 yenildi. Hayır. Bak şu olabilir. Şu olabilir. Mesela Johnson'un gol attığı maçı hatırlıyorsun. Baştaydım ben. Yanlışlıkla gol olmuştu. Çarptı. Ceza sahası oldu. oldu. O maçta da aslında çok baskın oynamıştı. Tersine bir skor oldu. Şunu söylüyorum. Fenerbahçe baskın oynar. Hasbel kadar yenilir. Buna bir şey demem. Fenerbahçe Kayseri maçındaki gibi 4 tane topu direkten döner. 3-0 yenilir. Buna da bir şey demem ama Fenerbahçe hem oynayamaz. Hem de bir 3 yerse o zaman başka şeyler konuşulur. Diğerinde ne sanki tane. yani 9 tane topu bile Fenerbahçe'nin direkten dönse Galatasaray maçı 3-0 gibi bir skorla kaybedilse sanki yine e, Sayın Başkan'ın i̇şte, bugün yaptığı açıklamaları çok değişir işte Şunu söylemeye çalışıyorum bak. Normal bir mağlubiyet olsa, normal bir futbol, normal bir mağlubiyet atıyorum 1-0. 2-0, 2-1 kaybettin. Buna pek bir şey söyleyemeyiz belki. Ama Galatasaray hem futbol olarak hem skor olarak kazanırsa o zaman farkı da düşünemiyorsun bu arada. Şimdi atıyorum Trabzon, Trabzon kazandı. Galatasaray da kazandı. Zirveyle farkın açılıyor. Ezeli rakiplerinden birisi de farkın açılıyor. O zaman duramazsın yani kolay değil. Şimdi, Galatasaray... Trabzonspor'la fark var ama e, Başkan Ali Koç'un bugün yaptığı şu açıklamada tabloya bir bakın puan tablosuna. Ebedi dostlarımız, ezeli rakiplerimizle de aramızda bir fark yok. Yani tamam belki oyun mutlu etmiyor ama bir durum bakalım daha ortada şimdi, hiçbir şey yok. Neden teknik adam ayrılığı var gibi bir konuya da getiriyor orada. Şimdi bu basın toplantısı, bu olay... Mehmet Emin'in anlatmak istedikleri, sevgili Ergin'in söylediklerine o kadar karma yapıp yarım saat konuşurum aslında hı hı. burada. Ama şimdi sondan başlayacağım. Galatasaray Fenerbahçe rekabetinde mağlubiyetin öylesi böylesi olmaz. İstersen 90 dakika işte oyna Galatasaray maçı. Ben orada stat'taydım. Fatih Hoca'ya maçtan sonra yorumu sordum. Zaman Fatih Hoca oturduğu yerden kalkıp bu maçı neyin analiz yapacağım demişti yani. 90 dakika bir tane jut gol. Öyle çok maç var. Orada mağlup olduğunuz zaman fark 13'e çıkar. Ne ezeli rakibinin arandaki 4 puanlık fark konuşulur ya da 5 puanlık ne oluyor? Trabzonspor'la 13 oluyor. Biz fotoğrafı şöyle bir 4 senelik çekmemiz lazım. Bugün Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi bundan hiçbirisini konuşmamamız lazım. Şu anda konuştuğumuz şeyler Mesut'un ticaret hayatı, hocanın tazminatı. Olacak iş mi bunlar ya? Dört senedir bunları biz yaşıyoruz zaten. Sen az önce dedin ya bu maç böyle. Say, Fenerbahçe aynı şeyi Ali Koç'un ilk senesinde kokuyu gönderdi. Kumanla derbiye çıktı. Bir sene sonra yine aynı şekilde Ersun Hoca varken bu maçı biz kazanacağız dedi. Bugünkü açıklamanın benzeri bu yaralım koyalım. Böyle karbon kağıdı koyup aynı birebir. Biz bu maçı kazanacağız. Geçen sene. Aynı ifade bu sene aynı ifade. Şimdi taraftarın Kazanılanlar bir bir. Beraberlik iki mağlubiyet. Kadıköy'deki mağlubiyet. Şimdi bakıyorum Sayın Ali Bey biz göreve geldiğinden beri burada çok e, olumlu yönde yaptığı şeyleri alkışladığımız oldu. Övdüğümüz yanlar oldu. Ama samimi protesto ne demek ya? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe dünyanın her yerinde bir defa başarısızlıkla bir protesto olur. Protestonun küçüğü olur, büyüğü olur. Ben her zaman hakaret ve küfür olmadığı sürece protesto edilir. Yönetimler, futbolcular, futbolculara sahip çıksınlar bizi eleştirsinler. Dört senedir bu taraftar kime eleştireceğine, kime sabredeceğine, kime destek vereceğine şaşırdı. Fenerbahçe tarihinin en ciddi oyunu aldınız. Dört senedir Sayın Ali Koç değil de burada Aziz Yıldırım ya da bir başka başkan olsaydı şu anda sizden çok daha ağır şekilde eleştirildi. Sayın Vitor Pereira'nın tazminatı çok konuşuluyor dedi. Vitor Pereira çok büyük para kazanmış. Portekiz'de hemşerisi şu anda Mourinho yüzde kaç fazlasını kazanmıştır? en az 10 katı fazlasını kazanmıştır. Nasıl çenemizi yoruyor değil mi zenginin Bak en var. az 10 katı fazlasını kazanmıştır. Mourinho buraya geldiği zaman ben 100 milyon dolar serim 100 euro 100 milyon euro söylemesi biraz zor. <laughs> ser, şeyim var, o servetim o var. Çok... ben var. Bu parayı bak, ne yaptın? Ben bu param var. Ben bak tazminat şöyle yapayım, sen koydum. 100 de, sen milyon de, ben euro Hayır, şimdi, Ben bakayım. 100 milyon ya. eurosu vardır. Ben Mourinho 100 milyon euro benim sermayem var. Ben tazminat koydurmuyorum. Gerçekten de olmayabilir. Olmayabilir ama olabilir de. Biz beyan esastır Sayın Başkanım. Beyan esas tabii canım. Tazminat yok diyorsa buna diyeceğimiz bir şey yok. yok. Ama şimdi baktığınız zaman 4 senede Koku, Yanal, Erol Hoca, Emre Belezoğlu, Sportif Direktör Komali, Volkan Ballı, işte Volkan Demireller, Selçuk, inan şey Selçuk Şahinler gidenlere bir bakıyoruz söyle. 4 senede sürekli bir vaat. Kocaman bir tarih içinde baktığımız zaman Trabzonspor Mahalleti, Galatasaray Mahalleti, 4 senede kaçan şampiyonluklar, kötü futbol hepsi. Bu sene, 4 senede olan şeyler. 11-12 tane forvet almışsınız. Hala forvet konuşuyoruz. Biz şu anda neden Mesut Özil'le Vitor Pereira konusunda hep konuşuyoruz? Bu seneki kadro şampiyonluk kadrosu. Ona da tamam. Geçen senenin kadrosundan daha iyi. Yanlış nerede o zaman? Yani ben Sayın Başkan'ın açıklamalarına baktım. Biraz da özeleştir ya. ya. Biraz da dedi, bak. Şanssızlık. Şans, Hepsini bak. bir kere koyalım. Bak, iki, on, Becerisizlik on, de var. <laughs> saha içinde liderin yok. Köprü vazifesi yapacak bir liderimiz yok. Bak, dedi ki, penaltılardan 5 tanesinden üçünü kaçırdık. Basketbolda 4 maçı son dakika basketleriyle kaybettik. Bunlardan diyor iki tanesinin diyor skoru farklı olsa değil mi basketbol basketbolda hem futbolda çok başka şeyler olurdu. Nedir mesela bir tanesi Frankfurt maçında sen penaltıyı atsan 2-1 kazanıyorsun. Sana 2 puan ekle, Frankfurt'tan iki puan düş, bambaşka bir tablo Oo. oluyor. Baciu atsa İtalya Dünya Şimdi Şampiyonu. Şimdi ona gelecektim bunun hikayeleri ya çok aslında. Çok güzel mi? söyledin ya. Hakikaten çok güzel evet. söyledin. Şimdi bir <laughs> yani ne finallerde neler kaçıyor. Bir saniye bak ben de oraya geleceğim. Şimdi Kayseri maçında 4 top direkten döndü. Tamam 4 top direkten döndü. Bunlardan bir tanesi penaltı. Bir tanesi duran top organizasyonunda Tisserant'ın ayağını Hı -hı. araya sokması. Bir tanesi frikikten Berisha'nın vuruşu Hı -hı. ondan bir önce de Pelkas'ın sol çaprazdan girerken yaptığı vuruş. Yani hiçbirisi organize atak sonrası gelişen şeyler değil. Bireysel çabalarla ya da duran toptan oluşan. Üçü duran top zaten. Yani bütün bu süreci şans yanımızda değildi. Tabii ki futbolun içinde şans faktörü vardır. İşte biraz önce örneklediğimiz o Johnson'ın gol attığı maç gibi efendim UEFA kupasında daha buraya uzaması gelecek olursak, gibi. buraya gelecek olursak, buraya gelecek olursak Galatasaray 20 sene önce değil Hı. yani 20 sene yenilmezliklerin her maçına bakalım Fenerbahçe hep o büyüyle, o şey yani şanssızlıkla Şimdi o zaman Fenerbahçe ben, hep şansa kazandı Yani sen, futbol abi top bak. abi top o direğin içinden içeri girmediği zaman istediğin Hı. kadar futbol oyna istediğin Şu, kadar direkten dönsün. Diyor. ben kazanırken hak ettim kazandım sen diyorsun ki şans yok kardeşim ben hakkımla kazandım Sonra ben kaybediyorum. Yani. Ben ben şanssızlıktan kaybettim oluyor. Böyle olmaz. Hep kendi pencerından bakarak böyle ilerleyemiyorsunuz zaten. Yani sürekli e, 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 ilerlemiyorsunuz zaten. Başka 4 senedir dört senedir ilerleyemiyorsun. Taraftarla ilgili de seninle yayın öncesi o bahsettiğim konu var ya. Şimdi Sayın Başkan diyor ya, eleştiriler takıma zarar ver, futbolculara zarar vermesin. Şimdi tepki sadece yönetime değil. Bak, Kayseri maçında tribün bağırdı bir ara 3-3 3. Fenerbahçe penaltı atıyor. Tepki gösteriyor türlü. Şimdi Sayın Başkan tepkinin sadece yönetime ya da teknik heyeti olduğunu düşünüyorsa yanılıyor. Ha başkan olarak takımın önüne kalkan olmak istiyorsa onu saygıyla karşılarım. Ama taraftarın futbolculara da tepkisi var. Sahada gezinen, taktik dışına çıkan, Türbünlerin istediği kadar mücadele etmeyen, gayri ciddi vuruşlar yapan ya da savunmada doğru pozisyon alamayan futbolculara da Fenerbahçe tarafının tepkisi var. ya Sayın Başkan kendisi de bir taraftar. Bak bunu da kabul i̇yi etmek lazım. İyi bir taraftar. iyi niyetli, özverili ama 4 senedir tabiri caizse çok büyük sıkıntılar yaşayan, her sene, o sene, bu sene şampiyonluk 7 sene olmuş, 4 sene gelinen ilk günden bugüne kadar verilen sözler şu derbi öncesi üç derbiye bir bakalım. Aynı Samandıra'da toplantı. Sayın Ali Koç bundan önceki hocalarla toplantı, Ersun Yanal'la toplantı. Trabzonspor maçı öncesi görevine son veriliyor. Trabzonspor maçından sonra ist bırakıyor. Hani Fenerbahçe'de bu dört sene içinde <laughs> Sayın Başkan'ın yaptığı fedakarlıklar asla ve asla küçümsenemez. Ama yanlışlar silsilesi o kadar çok fazla ki profesyonellik anlamında Fenerbahçe camiasına ben Vitor Peral'ın tazminatı yoktur dedi. Net inanıyorum. Ama Sayın Başkan'ın daha önce Max Kruse için de tazminatı yok dedi. Hayatının paketinin ne dedi. Sonra Max Kurize'nin tazminatını... tazminat yok demediler. Hayatının kumarı oynadı. O Alper Pürse'nin açıklaması. Hayatının kumarını oynadı. Bedeli ağır İtekin olacak gibi ifade bedeli vardı. Bedeli Fenerbahçe'ye ağır oldu. Tabii bedeli Fenerbahçe, bedeli Fenerbahçe için evet, ağır oldu. Evet. Şu an Union Şimdi Berlin'de oynuyor. Biz evet. oynuyor. Fenerbahçe Arasında, için tabii. şöyle bak bir gözümün önüne geldi. Şimdi aklıma gelenler mutlaka unutmuşumdur. Frey, Samata, Tiam. Allah yar Melih Terdiç, Serdar Dursun, Valencia, Berisha, Sisse, Kemal Adem'i, Sinan Gümüş, Vedat gitti. 12 tane benim aklıma gelen forvet. Stoperlere bakıyorsun 12 ya da 13. Bir tane maç oynamadan giden Kolkır transfer edildi. Yani Fenerbahçe yönetimi çok fazla hata yaptı. Sayın Ali Koç da bu hatalara her dönem bir teknik adamın izinden giderek, bu sene de Vitor Pereira'nın izinden giderek. Vitor Pereira üçlü savunma dedi. Belki forveti oynayacağım dedi. İşte son alınan Breشة Rossi transferleri bugün hala tartışılıyor. Bugün Galatasaray Fenerbahçe maçı bir hafta sonra, önümüzdeki hafta pazar günü oynanacak maçta biz şu anda Fenerbahçe ile Galatasaray maçını konuşacakken Mesut Özil'in ticaretini konuşuyoruz. Vitor Pereira'nın nasıl bir sistemle çıkacağı, kimler oynatacağı maçı konuşamıyoruz. Bunlara hakikaten taraftar boyutuna çok takıldım. Trottostan'ın samimiyeti nasıl bir şeydir? Ergin yıllardır maçları takip ederiz. Taraftar Maça geldiği zaman iyi futbol görmek ister. Bir maçta tabii ki oyuncusunu protesto etmezsin. Yönetim istifade etmezsin. Bugünün bir dirikimi hayır, var. Bak Orada biraz önce Sivas maçı sonrasındaki organizasyon... Pardon maça gelmediklerini nasıl ya. tespit ediyor? O zaman mesela... Yo, onu, hayır hayır. O yaklaşık 60 kişinin yaptığı bir protesto var. Sat içinde maçtan sonra var. Sat içinde kameralardan kameralardan takip ediyorlar. Bu tepki nereden geldi? Çünkü takım orada 4 maç oynamış... 4 maçta 1 gol yemiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gol atmış. 10 puan toplamış. Na malum. Ve Sivas'a karşı oynuyorsun. Beraberlik. Ve penaltıdan gelen bir durum var. Altay'ın orada e, yaptığı hareket sonrası. Ve burada ciddi bir protesto var. Bunu araştırıyorlar. Ne oluyor? Abi ne olabilir? Mesela şunu düşünüyorum. Ben burada ben. bak Yıldırım işte, Demirören, Sayın Yıldırım Demirören hatırlıyorum o dönem hı. stadyumu. protestolar. Niye işler kötü gidiyor? Sayın Fikret Orman, son hı hı. iki sezon işler kötü gidiyor protestoyla gitti. Galatasaray'da keza yine yaşandı. Aziz Bey, Aziz Yıldırım son dönem. Hı. Yani bu eşyanın tabiatı gereğidir son dönem. Yani işler kötü gittiğinde herhangi bir şey belki vardır bir bir şüphelendiği şeyler ama Sevgi. olmasa bile evet. bitireyim abi. Olmasa tabii, bile tabii, tabii. bu büyük kulüplerde, büyük camialarda Eşyanın tabiatı gereği böyledir ki evet. sen Kayseri Spora karşı 2-0 öne geçsen evet. dakika 27 yönetim istifası mi çıkacak oradan? Çıkmayacak. Bu böyle bir şeydir yani taraftar reaksiyonu şey herkese, böyledir bir şey. Bir daha yani. var. Biz geçen seneki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş Beşiktaş şampiyon oldu. O taraftarın olmadığı sezon da bir avantajdı. Bunların daha harici geçen sezon da yaşanabilirdi.